Hayat pahalılığı bir hakikat. Öğrenci için İstanbul çok zor. Biraz da buradan devam etmemiz gerekiyor. Cem Toker'in itirazı üzerinden devam edelim. Nereden itiraz etti? Savaş zamanı. Demek ki ülke hayat bir savaş ve doğal afet ortamındaki... Doğal afet ortamında zaten. Niye? Ülke o kadar kötü yönetiyor. Çok ciddi soruyorum. Ülke tarihinde bu kadar ağır bir ekonomik kriz ve tünelin ucunda ışığın görülmediği bir dönem. Bu kadar kötü ekonomi yönetimi daha oldu mu? Kasalar mı fırlatılıyor, ihracat mı yapamıyoruz? Sıkıntı nedir? Siz Türkiye'de az önce fakirim diye... Ben Türkiye'de yaşıyorum, İstanbul Beykoz'da yaşıyorum. Öğretim görevlisiyim, ben fakirim, bana yardım gelmedi dediniz. Öğretim görevlisiyim, fakirim demedim ya. Fakirim ben de yeterince kendiniz kötü. Ne alakası var? Tamam. Allah aşkına, vallahi ben inventum fukara, ben inanmam fakirliği. Beyefendi ne alakası var yani? Pandemi sonrası artı deprem sonrası. Pandemi bütün dünyada vardı beyefendi. Rakamlar ortada. Evet ortada. Ben size bazı Fransa'daki çiftçiler keyfinden mi geziyor? Fransız gazetecileri bir gazeteleri okuyor musunuz? Fransa'daki çiftçiler tezekleri o yüzden mi döküyorlar? Fransa'daki rakamlara, gelir düzeyine bakın. Ya neyse bunların hepsi bir şey. Siz şu an... Hayır niye neyse derken siz şu an memlekette... Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizindeyiz. Çünkü en büyük ekonomik... Sorumlusu benim ben. Hayır en büyük ekonomik potansiyelindeyiz. Efendim? En büyük ekonomik potansiyelindeyiz. En ağır fatura da burada çıkıyor. Tamam. Bundan daha doğal bir şey farklı görüş var ve çok zıt 180 derece. Ya hayır canım Allah aşkına Cumhuriyet yani. Cumhuriyet tarihinin en iyi ekonomik potansiyelindeyiz. Hayır yani. En kötü ekonomik durumundayız diyor. Hayır yani Türkiye'nin İskenderun Limanı'nın olduğu yer, Demirçelik'in olduğu yer, Mersin bu bölge depremden çıkmış 110.000 kilometrekare. Benim geçtiğimiz bir yılın toplamda 3,5-4 ayı bu bölgede geçti. Buranın ekonomik faturasını bizzat görmüş bir adamım yani. Bunun ekonomiye yansıması olmayacağını. Kriz ne zaman başladı? 2018 Ağustos. Faizler ne zaman söz konusu oldu? Enflasyonda dünyada en yüksek 5. 193 ülke arasında en yüksek 5. enflasyona sahibiz. Bu da manipülatif. Bunlar neden oldu? Bu da manipülatif. Bunlar hiç konu değil. Bankası Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay. O link kopmuş, bu link kopmuş, bu da kopmuş. Rasyonel değil mi? Bunları bağlamak için uğraşıyoruz 7 aydır. Annemizden emliliğimiz, süt burnumuzdan geldi anlamında. Şimdi bir açıklama yaptı. Yani demek ki ben memleket iyi gitmiyor yani. Alım gücü insanlar çok iyi falan dedim de ben mi hatırlamıyorum? Ben diyorum onu zaten. Siz demenize gerek yok. Ben diyorum zaten. Arkasında İstanbul duruyorum. O kadar kötü ki belediyeler çorba dağıttık, bedava yemek verdik, süt verdik. Ya Türkiye Cumhuriyeti 2024 yılı ama milattan sonra söz konusu ne biliyor musun? 70 gramlık susamla kaplı hamur parçasının fiyatını arttırmamak için Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na Simitçiler Odası Başkanı çağrılıyor. Al. Bana da diyorlar ki ya ekonomi güllük gülistanlık değil falan. Bu coğrafyada bu konuşulur mu ya? Kim dedi bunu ben hatırlamıyorum aramızda. Ekonomi güllük gülistanlık denmedi ama büyük bir potansiyeli var dediniz ekonominin. Var tabii. Potansiyel olduğunda da vardı. Bununla duydum sen de öyle. Türkiye 3 kıta arasında jeostratejik öneme sahip, büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Genç nüfusa sahip bir ülkedir. Ben 60 küsür yaşıma geldim. Türkiye büyük potansiyele sahip, jeostratejik öneme sahip, genç nüfusa sahip bir ülkedir. Şu an 60 senedir aynı hikaye. Bu cümlelerle mi aynı şeyi potansiyel bana bakıyor, ben potansiyele bakıyorum. Bu cümlelerle aynı şeyi söyler olur muyuz ya? Türkiye'nin sanayi, hayır canım Türkiye'nin sanayi potansiyelinin, Türkiye'nin ihracat potansiyelinin, gayri safi milli hasılanın, milli savunmanın vesaire şeylerin geldiği noktada ben bu şeyleri aynı şekilde söyler miyim Sayın Toker gibi? Söyler miyim yani? Kimse söylemez. Sayın Toker burada bir başka motivasyonla bir başka yönelim içinde söylüyor. Elbette bir kriz içindeyiz. Neden? Ama bu ekonomik bir kriz değil. Bu şu an Türkiye'de enflasyonist bir ortam var. Alım gücü son derece düştü. Neden? Birçok sebebi var. Ya Sayın Toker Allah'ın... Mesela Gürcistan'da neden yok kriz? Gürcistan enflasyonu niye %1? Ermenistan'ın enflasyonu, yıllık enflasyonu neden %1? Ya evet, Ermenistan'a hiç gittiniz mi tuvalet kağıdı almak için? Ben gittim, 5 kere gittim Ermenistan'a. Ermenistan'da ne mücadele ediyorsun? Mı daha yani bir liberal bana devletçi ekonominin emekli şey yapacak. 50 kuruş ucuz ekmek için sabahın köründe kalkıp da kuyruğa girmiyor. Neden? Bu coğrafyada bu ülke buna layık mı? Senin bir tarafın dünyanın en zengin enerji kaynakları, bir tarafın dünyanın en zengin ekonomik birliği. Sen burada Simitçiler Odası şeyini bakanlığa çağırıp zam yapma diyorsun. Ya vallahi dünyanın en kolay şey millet aç aç konuşmasıdır. Şimdi siz öyle şey söylüyorsunuz. Beni bir de yani emeklinin 10.000 lira aldığı, önümüzdeki ay 14.000 lira alacağı, 15.000 lira alacağı bir yerde. Ben de Allah'tan korkarım adamcağızları, durumunuz iyi diyen de zaten salaklık ederdi. Şimdi söylediğiniz şeyleri niye dediğiniz anda bir anda şundan dolayıdır diyebileceğim bir ortam olmadığını da bildiğiniz için kendin efendim. Nas inatlaşması der misin? Niçin? Öyle niçin? Dünyada bana hocam takip ediyorsun dünyayı. Bir saniye. Şunu da sorayım. Hocam bak Allah'ını seversin. Sormamı istemiyorsun değil mi? Bunca zaman program yaptık. Ben hiç laftan kaçtım. O zaman izin ver bunu da sorayım. Bana dünyada enflasyonla mücadele için enflasyon nedendir? Faiz nedendir? Enflasyon sonuçtur deyip faiz indiren ikinci bir ülkeyi göster. Bilmiyorum. Ekonomist değilim. Yurt dışını takip ediyorum falan dedin. Yok biliyor musun? O zaman sözüme güven. Yok. Hezarfen değil hocam. Yok. Ekonomi bilimiyle inatlaşıldı. Şeker hastasına tatlı ye iyileşirsin dendi. Kalp hastasına yağlı ye damarların açılır dendi. Ben dedi doktorum dedi. Tamam mı? Böyle benim şeyim bu yani. Dedi. Şimdi bunun nedenleri var. Bugünlere gelmemizin tek bir nedeni var. Biz bunu hak etmedik. Tek bir nedeni var. Ya bir şey söyleyeyim. Hayır. Bir de neden o neden? Tayyip Erdoğan'ın ekonomik politikası. Sizce öyle mi? Ya bir şey söyleyeyim bakın ben. Ya hayır ben şundan bahsediyorum yahu. Yani bu pandemi artı bu afetler artı savaşlar artı 15 Temmuzlar artı cartlar artı jurtlar. Ya bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Her şey çok güzel gitti de memlekette bir tek nas dedi bu vaziyete geldik sözünüze gerçekten. Hakikaten inanıyor musunuz? Bak, politik argüman olarak kullanıyorsanız saygı duyuyorum. Siz siyasetçisiniz. Nasıl? Siz siyasetçisiniz. Politik argüman olarak kullanıyorsunuz. Aynı zamanda da ekonomi okudum. Gayet iyi biliyorum. Yani bir doktora gidip de ya benim doktor şeker hastasıyım ama şekerin düşer dedi. Derse ona nasıl tepki veriyorsunuz? Tamam hocam sorum şu zaten. Niye şeker hastası oldu bu adam? İşte ben de onu soruyorum. Hayır siz şu an doktorun 25 yıldır ülkeyi yönetenlere soracaksınız. 25 yıldır. Sermaye neden kaçtı? Ya hakikaten 25 yıldır. Neden? Bana dünyada 7 senede 7 kere Merkez Bankası Başkanı değiştiren bir ülke daha gösterin. Bilmiyorum. Diktatörlük veya demokrasi bir ülke